Merhabalar. Bu dersimizde fotoğraflarımızdaki ışıklandırma ve aydınlatma araçlarından bahsedeceğiz. Yine bir çalışma dosyası açalım. Bu bölümümüzdeki araçlarımız Dodge Tool, Burn Tool ve Sponge Tool. 3 tane aracımız var. Bunlar fotoğraftaki ışık ve doygunluk yani netlik olarak renklerle oynuyor. Birinci aracımızda Dodge Tool'da yaptığı işlem şu. Biraz fotoğrafa yakınlaşıyorum CTRL'e artıya basarak. Boşluk tuşuyla ayarlıyoruz yerini. Dodge Tool'un yaptığı işlem fotoğrafımıza ışık katarak aydınlatmaya çalışıyor. Uyguladığım yere göre bunun farkını göreceksiniz şimdi. Şu an bakın saçları uyguladığım zaman saçların daha da beyazlaştığını görüyorum. Eğer bu sarı bir saç olsaydı, daha da sarı, siyah olsaydı biraz daha açık siyah olacaktı. Yani fotoğrafınıza ışık katarak daha ön plana rengin çıkmasını sağlıyor. Tabi bunları yaparken yukarıda yine fırçamız ve ayarlarımız mevcut görüyorsunuz. Uyguladığım bölüme göre. Gözlere uyguladığım zaman bakın gözlerimizin hemen daha bir beyaz tona çıktığını görüyorsunuz. Aynı zamanda biraz da tabii netlik de katıyor görüyorsunuz. Uygulanan alana göre işleminiz gerçekleşiyor. Eğer fazla yapmışsanız daha önce de bahsetmiştik. Hemen History Brush Tool'umuz var. History Brush Tool'la toparlayabilirsiniz. Fazla olan bölümleri kullanmak istemediğiniz bölümleri ekrandan hemen yamaları alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bakın renk farklılıklarını şöyle hafiften kapatabiliyoruz. Ama çok fazla da uyguladığımızda görüyorsunuz. Çok fazla ışık verdiğinden dolayı orijinalini bozuyor. Artık hemen burada yine History Brush alarak toparlayabiliyoruz. Diğer aracımız Burn Tool. Diğer aracın tam tersi yakma aracı yani karartıyor. Hafif uygulamalarımızda görüyorsunuz. Azdan başlayıp çoğa doğru karartmaya başlıyor. Aynı yere çok fazla uygularsanız da gördüğünüz gibi yakmaya kadar götürüyor. Yani kömürleştirmeye kadar götürüyor. Burada yine bunu değişik şekillerde kullanılabilir. İşte saçları rengini değiştirmek için görüyorsunuz. Şöyle hızlı bir şekilde. Eğer çok fazla yapmışsanız yine History Brush'la alıyorum. Şöyle fazlalıkları hemen buradan toparlıyoruz. Yine uyguladığımız bölüme göre fotoğrafımızda etkileri hemen alabiliyoruz. Fazla olursa hemen toparlıyoruz. History Brush Tool'u unutmuyoruz. Mutlaka bu tarz işlemlerde History Brush Tool'u kullanıyoruz. Sonuncu aracımız da buradaki Sponge Tool. Bu da doygunluğunu ayarlıyor fotoğrafın. Doygunluktan kastımız şu. Ne kadar canlı veya soluk olacağı. Bunun için yukarıda bir ayarımız var. Buna bakmayı unutmuyoruz. Yukarıda Saturate ve Desaturate ayarlarımız var. Desaturate'e bakalım önce. Desaturate'de şu an fotoğrafın bir yüzünü yani sağ tarafına etkileyecek şekilde kullanıyorum. Şu an siz de fark edeceksiniz. Desaturate işlemiyle fırçamı boyamaya başladığım andan itibaren fotoğraftaki renklerin solduğunu görüyorum. Aynı yere ne kadar çok müdahale ederseniz, ne kadar çok fırça darbesiyle geçerseniz o kadar renkler solacaktır. Grileşmeye doğru yani metalik bir renge doğru gidiyor. Yani renklerin doygunluğu kayboluyor.
Gördüğünüz gibi rengimizi yok ettik. Bunu tabi siz fotoğraflarınıza göre artistik bir efekt olarak kullanabilirsiniz. Diğer özelliği, saturate özelliği de tam tersi. Bir bölgeyi daha net hale getirmek için şu an görüyorsunuz. Hafifçe geçiyorum, çok fazla aynı yerlerden dolaşmadan birkaç katman geçseniz yeterlidir. Evet, fotoğrafımızda hemen görüyorsunuz. Doygunluk hissini burada geri getiriyor. Net bir şekilde fotoğrafımızı ön plana çıkartmış oluyoruz. Yine bu uyguladığınız yere göre değişiyordur. Çok fazla uygularsanız gördüğünüz gibi aşırı turuncu, kırmızı bir renge doğru gitmeye başlıyor. Bu da tabii fotoğrafın orijinalliğini bozuyor. Hemen History Brush Tool'la fazla bölgeleri geri alabilirsiniz.